Gerek hapishanelerdeki derinleşen işkence ve hak ihlallerin, gerekse de Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın üzerinde devam eden ağır tecrit koşullarının bir sonucu olarak mahpuslar, hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi, İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan üzerinde uzun zamandır sürdürülen tecrit koşullarına son verilerek aile ve avukat görüşlerinin sağlanması ve Kürt meselesine demokratik çözüm talebiyle süreli, dönüşümlü açlık grevi eylemlerine başlamışlardır. Bugün 25. gününe giren açlık grevlerinin sonlanması için siyasal iktidar ve yetkili kurumlar açlık grevlerine başlayan mahpusların taleplerini yerine getirmeye ve mutlak iletişimsizlik halini kaldırmaya yönelik herhangi bir adım atmamıştır. Öncelikle açlık grevine giren mahpusların yaşam ve sağlık haklarının korunması için tıbbi olarak gerekli asgari koşullar oluşturulmalıdır. Açlık grevine başlayan mahpuslara yaşamlarının devam etmesi için en az alınması gereken 5 büyük su bardağı su, sıvı, 2 çay kaşığı tuz, 5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı karbonat ile 500 mg B1 vitamini içeren kompleks B vitamini preparatları sağlanmalıdır. Aksi yaşam hakkı bağlamında zamana yayılmış işkence ve kötü muamele olarak ele alınabilecek bir unsurdur. Bizler meslek ve hak temelli sivil toplum örgütleri olarak açlık grevi eylemine başvuran mahpusların başta sağlık hakkı olmak üzere yaşam haklarının korunması için tüm yetkililerin gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. İmralı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mutlak iletişimsizlikle devam eden tecrit, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve ceza ve güvenlik tedbirleri infazı hakkındaki kanuna aykırıdır. Siyasal iktidar açlık grevlerinin talebini süreç daha tehlikeli bir noktaya evrilmeden değerlendirmelidir. Aksi takdirde mahpusların sağlık ve yaşam hakkına yönelik ortaya çıkacak üzücü sonuçlardan da yine siyasal iktidar sorumlu olacaktır. Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir. Türkiye'de herkes aslında bu taleplerin makul talepler, karşılanabilir talepler olduğunu biliyor. Bakın, Türkiye'nin ceza infaz kurumunda sürekli tecrit diye bir şey kesinlikle yok. Yani dolayısıyla biz öncelikle bir parti olarak siyasal iktidarı kanun devletine uygun davranmaya davet ediyoruz ve Sayın Öcalan ve arkadaşları üzerindeki tecriti kaldırmaya davet ediyoruz. Mahpusların dönüşümlü açlık grevini aslında bir uyarı olarak değerlendirmek gerekir. Umarım bu süre içerisinde sorun çözülür ve bu açlık grevleri dönüşümsüz noktaya gelmeden sona erer. İnsanım diyen herkesin bu tecrübe, bu izolasyona karşı çıkması gerekir. Cezaevindeki insanlar savunmasızdır. Sadece bedenlerini ortaya koyarak Türkiye'nin demokratikleşmesi için, hukuka uyulması için bedenlerini ortaya koyuyor. Bizim daireler olarak demokratik kitle örgütlerinde, STK'lardan amansız ve fakatsız bu eyleme destek vermeler. Toplumun buna sahiplenmesi gerekir. Tüm talebimiz budur. Ailelerin de beklentisi budur. Sadece yaşlı insanlar olmaz. Herkesin, insanım diyen herkesin muhakkak bu şeye omuz vermesi ve bu taleplerin sahiplenmesi gerekir. Bazı cezaevlerinde açlık grevine başlayan mahpusların direkt koğuştan alınarak hücreye atıldığını tespit ettik. Bazı yerlerde iaşelerin eksik verildiğini gördük. Açıklamamızda dediğimiz gibi devletin yapması gerekenler var. Üzerine düşeni yapmak zorunda, kanun devleti olmaya davet ettik. Çözüm çok net. Belli Sayın Abdullah Öcalan'ın tecritiyle birlikte dışarıya da seslenmesi gerekiyor. Yani bu sorunun çözülmesi gerekiyor.